Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz battık abi. Tavuk beslemek gerçekten çok zor. Daha birkaç ay evvel hep birlikte çekmiştim zaten de. Yani 30-40 bin liralık, 30 bin küsür falandı. 30 bin liralık ya bitti. Eridi. Çok az kaldı. Harbiden tavuk beslemek artık çok zor. Bu kadar zor olamaz ya. Bakalım ne olacak? O parayı kazandın mı diye sorsanız. Çok zor, mümkün değil. Arka tarafta tavşan gördüm. Bir dakika. Tavşanlar firar etmiş sanırsam. Yanda, evet, arkada tavşan var. Evet, kaçak bir tavşanımız var arkada arkadaşlar. Yuvadan nasıl çıktın ki sen? Kızım sen nereden nasıl çıktın yuvadan? Allah Allah. İçeriye de gidemiş. Tordan görmesem ya, mümkün değil de onu ben alamazdım bile. Şimdi tavşanı buradan kurtarmamız gerekecek. De o nasıl çıktı acaba orduya? Aha. Arkada dolanır. İçeri giremir anladığım kadarıyla. Gel kuzum gel. Gel. Abi onu almamız lazım. Pony de sezerse işimiz büyük. Öbür kafesten kaçmış diyeceğim de yok. Acıkır orada ya. Babam buraya kapanmış komple de. Hay dibimize kadar geldi dur. Gel kuzum gel. Gel. Bakalım gelecek mi? İşimiz zor. Gelirse yakalarım ama. Gel. Gelecek. Daha fazla indirmeye gerek yok. Şu aradan inse yeter. Pony kafayı yedi. Sen nasıl çıktın ya? Operasyona hazır mısınız arkadaşlar? Harikalar diyarında yeni bir operasyon, güzel bir gün. Videomuza başlamaz battık diyorduk. Meğersem batmamışız. Uzun bir video olacak herhalde benim bizim için. Şimdi hızlı bir şekilde bizim o hayvanı oradan alabilmemiz için önce bir ot parçasına falan ihtiyacımız var. Muhtemelen birkaç gündür arkada duruyor olabilir. Nasıl dışarı çıktığını bilmiyoruz. Çıkmış olsa içeri girebilmesi lazım. Kafesi kontrol etmeliyiz. Ya buralardan bir yerden kaçtı ya da başka bir şey var. Ancak biz o hayvanımızı yeşilliklerle kandırarak dışarı çıkartmak için bir şeyler yapacağız artık. Pony görmeden bizim bu işi halletmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gel. Bakayım görecek mi? Kafasını göreceğim de. Hadi, hadi. Hadi canım, hadi gel. Gel, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Kafasını görüyor musunuz? Kendisi gelmiyor mu? Gel. Bakalım. Belki yeşilliğin kokusunu biraz daha verebilirsek gelir. Aslında şu an. Acıkmış olmalı da niye gelmiyorsun ki sen bu tarafa? Demin bir geldi, dur gelecek. Tamam dur. Tamam. Acakmış, tamam. Dur sakin, sakin, sakin. Sakin abi. Oh, Pony'nin gelmesi iyi olmadı. Sakin olalım. Bayağı acıkmış. Sakin. Gel gel. Geri gitti ya. Tüh. Vallahi bir hamle var. Burada yapabileceğimiz tek bir hamle var arkadaşlar. Mecbur kulaklarına tutacağım. Yani mecbur. Normalde tutmam ama bu kez mecbur tutacağız kulaklarında. Çünkü başka türlü onun mümkün değil. Şimdi tekrardan geri gelecektir.
Çünkü tavşanımız aç arkadaşlar. Belki de 2 gündür orada. Gözüm çarpmasa, Allah nasip etti de gördüm. Burada bu hayvan çıkamaz da biliyor musunuz? Tavşan ama yere eşelemesi çok zor burada. Bizim alt tarafta çok taşlık burası. Her direğin dibinde beton falan var ya. Buradan çıkma ihtimali o hayvanımızın yok şu an. Aa, 2 tane oldular. Yavrular bunlar. Aa. O zaman orada delik var. Demin bir taneydi, 2 tane oldular arkada. Yuvanın içinde delik var muhtemelen. Ama hadi deldiniz çıkıyorsunuz. İçeriye nasıl girmiyorsunuz çocuklar? Ya da ikisi de dışarıda. Bunlar burada ölür abi. Abi nasıl yaptınız bu işi? Canlarım benim. Piş 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 piş. Allah Allah. Ben çözemedim ha. O zaman yuvada büyük bir delik olması lazım. Gel. Tuhaf. Hadi anladım. Deliğiniz var. Girip çıkayım yapmıyor o zaman. Girip çıkma da yapmıyorlar. Şu beyazın gelmesi lazım. Beyaz yoksa ölecek acımda. Abi gelsenize ya. Sen geleceksin, dur bakayım. Sen geleceksin, öbürünü bilmiyorum ben. En azından senin gelmen lazım. Öyle duruyor orada. Sabaha kadar sizlerle izlesek bitmez bu video. Biz önce o deliği bulacağız, belli oldu. Şöyle biraz şunu atayım. Tedbiren de şunu koyayım. Pony şey yapmasın, çok fazla ürkütmesin. Şu an sezdi muhtemelen bak. Biz o deliği bulmamız lazım. Şu an aha çıkıp giriyorlar muhtemelen oradan şu an. Ben onu fark ettim de aha delik orada. İstese girer abi. Tavşanların deldiği deliği bulduk. Toru parçalamışlar. Oynuyorum ben sizin canınızı yerim de. Şuradan toru parçalamışlar abi. Gördünüz mü? Bakın. Dur şimdi. Evet, şu kısımdan tor parçalanmış. O tavşanı da şu an tutmaya hiç gerek yok. İstese buradan girer o tavşanımız. Şu an farkında değil muhtemelen bazı şeylerin. Buradan girer o. Bildiğiniz toru parçalanmışlar. De işte o tavşanın içeri girmesi lazım ki biz bu toru tamir edelim. Nasıl parçaladınız kız bu toru? Hadi parçaladınız diyelim, orada ne işiniz var? La ilahe illallah, bu tavşanlar niye bile ya? Şimdi o tavşanı mecburen almak zorundayız pony. Tavşanımız kaçmış dışarıda. Ama çok şükür oradan girecek bir delik var içeri. Yani istese girer. O şuna biraz aptallık yapıyor diye düşünüyorum. Ya da farkında değil olayı. Farkında da olmayabilir. Aynen içeride öyle duruyor orada. Halledeceğiz abi. İşte içeri girmesini beklemek zorundayız. Buraya gelmiyor. Bir kez geldi, onu da yakalayamadım. Duyamadım dedim. Biraz daha gelirse böyle ayaklarından falan tutayım. Kulağından tutmak istemediğim için oldu. Ama bir sonraki hamlem kulağından olacaktı. Ancak kendisi bu sefer gelmiyor arkadaşlar. Hiç yaklaşmıyor bile bu tarafa. Hatta herhalde girdi içeri. Girdi mi? Girdi gibime geliyor ama bakalım girmiş mi? Girdin mi? Yo, arkada dolanıyor yine ya. Şimdi geçti yine öbür tarafa. Diye şurada hemen. Gördünüz mü? Hiç niyeti yok. Ama dur bakalım, bu sefer bir hamle yapabilirsek. Bunu içeri alırsak en azından kapatırız. Hadi bakayım, gel. Gel. Gel bak. Gel. Gel. Yaklaş, bu sefer tutacağım seni. Gel. 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 Bu biraz herhalde aptal, deliği bulamıyor geri girmek için arkadaşlar. Oğlum kendiniz kazmışsınız deliği, kazdığınız deliği nasıl bulamışsınız ya? Allah Allah. Gir içeri. Kendi kardeşi demin geldi çıktı, bir daha içeri girdi ha. Bu girmiyor. Bu bilmiyor ki gire içeriye. La ilahe illallah. Bir ilericidir bir cericidir. Yok abi, dediğim gibi olacak arkadaşlar. Bu iş burada kapanır abi.
bekleyeceğiz, içeri gireceğiz, sonra derliği kapatacağız. O yüzden videomuzun devamını kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açın ve bekleyin değerli arkadaşlarım. Harikalar diyarı devam ediyor. Battık demiştik en son. Gelin battığımız noktaya da gidelim hep birlikte. Bizim kümeste yemlerin yanına götüreceğim, sizi göstereceğim. Binlerce, yüzlerce hayvanı olan insanları şu an anlayabiliyorum ve durumları gerçekten de sıkıntılı bir süreçteler. Allah hepimize, cümlemize yardımcısı olsun inşallah. İşte arkadaşlar, bugünlerde de sizlere gerçekten çok ihtiyacımız var. Tek yapmanız gereken videolarımızı beğenip paylaşmak olacaktır. Başka bir şey istemem sizden. Canınızı yerim. Kümesimize destek olabilmek için kumesim.com adresinden yumurtalar veya farklı içerikler satın alabilirsiniz. Yine onlar da bize destek olarak geri dönüş olacaktır arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hadi yemlerin yanına gidelim. Şimdi diyemem o ki, 30 bin liralık bir yem almıştık biz. Kaç ay oldu bilmiyorum ama 4-5 ay, 5 ay falan oldu herhalde en fazla. Ve yemimiz bitti. 30 bin liralık yem çok fazlayım arkadaşlar. Ve bu yemi bitirebildik mi? Bitti. Çok az kaldı. Ocağa kadar belki gider gitmez bilmiyorum ama çok masraf. Kazandık mı deseniz bence kazanamadık. Yani zarardayız. Aslanım benim, biz zarar ediyoruz ya. Ama hayvanları sevdiğimiz için devam ki. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir şeyler yapmaya çaba gösteriyorum. Bu tavşanımız burada kaldı arkadaşlar. Şimdi babamla biz işbirliği kurarak artık içeri girmesini sağlayacağız ve bekleyeceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok. Bu konuda aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl yakalayabiliriz? Neler yapmalıyız? Bunlardan sizden püf noktalar bekliyorum. Oraya delik açılmış. Buradaki hayvanlar girip çıktı yapıyorlar içeriden ama o beyaz tavşanımız içeri giremiyor. Her ne hikmetse bilmiyor herhalde girmeyi. Başka da bir alternatif yok zaten kafamda. Mantıklı da gelmiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim yedirdiğimiz yemlere. Yumurta yemi yedirdik. Palet. Toz yem yedirdik. Hatta şu an toz yemler kaldığı için toz yiyorlar fur. Ondan sonra civciv yemimizi almıştık. Toz yemimiz, civciv yemimiz, yarka yemimiz ve 4-5 çeşit farklı yemimiz vardı depomuzda. 30.000 TL'lik yemdi. Ve artık o yemin de stoklarını bitirmek üzereyiz. İnanılmaz bir tüketim arkadaşlar. Biz düşün ki bir yerden sonra artık kapıyı açmaya başladık ki tüketim azalsın. Tabi bunun üstüne brahmaları getirdik, tüketim tekrardan arttı. Ve açsın dedik, tamam eyvallah, buna da eyvallah dedik ama bu gidişle gerçekten de sıkıntı büyük. Battık abi. Yapacak hiçbir şey yok yani. Ya battık diyorum mecazi anlamda. İnşallah ayakta durmaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Hemen de battık diyerek işi bırakmayacağız tabii ki. Allah'ın izniyle sizlerle birlikte, hep birlikte yürümeye devam ediyoruz. Sadece sizlerle her şeyi paylaşmak istiyorum. Yani artık tavuk bakmak gerçekten çok zorlaşmış ve çok zor. Yakalamayı başardım abi. Son hamlesini de aldım. Kusura bakmayın, videoya çekemedim çünkü anlık oldu. Tam kafasını uzatırken dık yakaladım. Mecburen kulaklarından tuttum. Özür dilerim bu arada senden. Canım benim, senden özür dilerim. Çok tatlı bir tavşan, zayıflamış. Belki 2 gündür orada olabilir. Hemen yerini alıp yemesi için teşvik edeceğim. Karnını doyursun ve o deliği hemen kapatacağız arkadaşlar hep birlikte şimdi. Yemden girdi konuya ama yemi bitiremedik. Ben tavşanımı yakalarken, ben onu getirirken çok üzüldüm. Ben acılı yedim seni. Sen acıktın mı? Ha? Sen çok mu acıktın kızım? Ben sana kıyamam, gel. Şimdi abi gelin. Hep birlikte hızlı bir şekilde bu deliği kapatmamız lazım. Dur, sakin ol, sakin ol. Sakin ol, tamam sakin ol. Git. Git kızım, git. Git. Acıkmış. Ben şimdi orayı nasıl kapatacağım onu düşünüyorum. Çok acıkmış bu yesin. Ya bu tavşanımız dışarı çıksaydı ya da poninin kulübesi hemen yan tarafta, oraya geçim deseydi ya, kesinlikle gitmişti. Vallahi Allah korumuş. İyi ki de gitmemiş. Şunu oraya şimdi idareli koyacağım. Rabbim korumuş seni. Köpek kulübemize gitmiş olsaydı şu an olanlar olmuştu abi. Ah yine çıktı biri daha ya. Tüh. Bizim ponçik çıktı dışarı ya. Hiç şey olmadı. Ama ponçik geri gelebiliyor anladığım kadarıyla oradan bakıp. Ama bizim bu beyazlık geri gelemedi. Şu an çok sinirlendim. Oradan dışarı çıkan ponçik geri gelmezse o deliği nasıl kapatacağım? Üf, bıktım sizden ya. Gel, olmaz ki ama. Birini kurtarıyorum, biri çıkıyor. Nereye gittin ponçik? Ha, poni orada gollüyor zaten. Dur poni, hayır. Yasak poni. Ponçik girer, onlar giriyor içeri geriye de. Şey giremiş. Öbürleri giremiyor değil mi kucum benim? Ponçik geri geldi abi. Hemen şu deliği bir kapatayım buradan. Hah. Kafamızı da kapatalım. Ulan ponçik. Koyayım ben bunu idareden. Oraya şimdi bir de baş koyarsak idare eder.
Yani çok da dışarı çıkmaya meyilli değiller aslında. Ama bir şeyleri de var yani. Çıksak da olur kafasındalar. O yüzden çıkmamaları için her şeyi yapacağız. Taşı da koydum. Engellemez tavşanı ama idare eder. Babam gelene dek. Ama buraya şunun çıkması lazım çünkü oranın tamir olması için. İdare eder abi. Orayı en azından eşelemeyip de aşmaya çalışmazlar diye düşünüyorum. Tamam. Elimizde kalan yemler bunlar abi. Bu kadar kaldı. Bu da belki 1,5-2 ay ancak gider. Gitmez bile. Hayırlısı olsun da. Fareler falan delmiş buralardan. Bunlara da daha bir şey demedik. Yiyen yer abi kimin nasibiyse. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Durmadan sizlere haberdar ediyorum. Gerçekten artık şu anki durumda tavuk beslemek çok zor. Hepimize Allah kolaylık versin. Ama durmak yok abi. Devam ki. Hoşça kalın. Bay bay.